Değerli Haber Aks izleyicileri, hepinize İlçelerin Sesi programından mutlu akşamlar. Bugün Terme'deyiz ve Terme'de bizi çok heyecanlandıran bir durumla karşılaştık. Sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'nin havadan çekilmiş resimlerini ilk defa bizlerle paylaşıyor ve Terme'de hayata geçirilecek projeleri bu yeni bakış açısı içerisinde bizlerle paylaşacak. Biz gerçekten çok heyecanlandık. Sadece yarım saatlik bir mesafede Samsun'dan çıkıp ormanın içerisinde yaban hayatını solumak mümkün olabilecek. 40 kilometrelik bir sahil uzunluğundan bahsediyor. Sanıyorum görüntüleri siz de izleyince bize hak vereceksiniz. Şimdi hep birlikte Şenol Kul'un bu konudaki sunumunu izliyoruz efendim. İyi akşamlar Sayın Aks TV izleyicileri. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü Terme'nin havadan çektiğimiz fotoğrafları, Amazon diyarının fotoğrafları ilk kez sizlerle paylaşacağız. Sizlere Terme'mizi tanıtmaya çalışacağız. Terme aslında sadece Terme için çok önemli değil. Samsun için çok önemli. Çünkü Terme'nin 40 kilometrelik doğal kumsalı var. Ve bu alan çok bakir. Terme'de birinci derece sit alanı, doğal sit alanı, subasar ormanları, kuş cenneti ve Terme'de yine Amazonların yaşadığı göller var, bölge var. Burası 250 hektarlık bir alan ve burayı orman, deniz, ova, göl, ırmak ve 11 tane kanalın olduğu bir bölge burası ve Simenit Gölü'nün olduğu bir yer. Şimdi burada Terme'yi görüyorsunuz. Termeliler bile bugün bu resimleri gösterdiğimizde burası Terme mi diyor. Evet, burası Terme ve Terme'de ayrıca bu 250 hektar alanın dışında dünyanın ikinci kavak ormanları var. O da yine bu bölgede. Gördüğünüz gibi endemik bitkilerin olduğu bir yer. Ayrıca burada Ben Sözleşmesi'ne göre koruma altına alınmış olan göl soğanları var. Ve kuş göçü yolu üzerinde olduğu için 203 tane kuş türü var. Ve bitmekte olan, nesli tükenmekte olan Macar ördeği ve kadife ördek var. Bu bölgede yine tıbbi doğal ilaçlamada kullanılan bitki türleri var. Burası şu anda milli park statüsünde olmamasına rağmen milli parklar tarafından korunan bir alan. En kısa sürede Terme'nin bu bölgesinin milli park ve turizmi koruma ve geliştirme alanı olarak ilan edilmesi gerekir. Çünkü bu bölgede Samsun için çok önemli değerler var. Ben Terme'yi sadece Termeliler için düşünmüyorum. Artık şu gördüğünüz göllere bakın. Burası Akgöl ve Simenit Gölü. İşte bu gördüğünüz yerler Amazonların yaşadığı yerler. Şurada Simenit Gölü'nde Kızlar Adası var. Ve Amazonların yaşadığı bu bölgedeki şu güzelliklere bakın. Ve buradaki gördüğümüz doğal kanallar var. Tabii ki yine burada en önemlisi bu zamana kadar insanlar hep Amazonlardan bahsetti ama elimizde belge yok deniyordu. Geçen hafta Rusya'dan iki tane bilim adamı geldi. Kendileriyle daha önce ben karşılaşmıştım. Şu anda elimde tuttuğum bu kitabı daha yeni olarak Almanya'da bastırdılar. Bu kitap şu anda Rusça ve İngilizce olarak yayınlanmış. Taptaze bir kitap. Ve bu kitapta anlatılana ve bilim adamının Vitali Litvin'in bana anlattığına göre Amazonlar Rusya'ya, Ukrayna'ya, diğer bölgelere Terme'den gitmişler. Ve Terme'de çok ilginçtir, ben profesyonel bir rehberim. Daha önce okuduğum kaynaklarda İlyada'da Amazonların Termidon Irmağı'ndan Truva Savaşları'nda katıldığı yazıyor. Milattan önce 8. yüzyılda yazılmış bu kitapta yazıyor. Şimdi gördüğünüz bu kitapta da bunların detayları var. Artık Terme'yi biz dünya markası olan bir Amazon var elimizde. Bu güzellikleri Samsun'un bir markası olarak dünyaya tanıtmak istiyoruz. Burada haritalarda her şey açıkça gösteriliyor. Ve Amazonlar tabii ki Terme'nin markası olacak ama Samsun'un da markası olacak. Şimdi gördüğümüz şu göllerdeki güzelliklere bakar mısınız? Yani bu göllerde yaşayan balıklar var. Turna balığı var. Diğer balık çeşitleri var. Her türlü sporun yapılabileceği bir yer. Samsunlu artık
başka yerlerde yer aramasına gerek yok. Trekking yapabileceği, doğal yürüyüş yapabileceği. Yine bu bölgede manda yetiştiriciliği var. Termenin meşhur yılkı atları var. Düşünebiliyor musunuz? Doğanın içerisinde yürüyüş yapıyorsunuz, atlara biliyorsunuz, ormanın içerisindesiniz, su basar ormanları var. Her şeyin olduğu bir yer. Hafta sonu atlıyorsunuz, geliyorsunuz termede, her şey hazır. Tabii bu projeleri ortaya çıkmasında ve çok bu projeyi, resimleri görünce heyecanlanan Sayın Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Hemen ekibini görevlendirdi bu resimleri gördükten sonra. Şu anda çalışmalar var. İşte bu çalışmalar havaalanından Samsun'dan başlayarak Çarşamba'dan, Hürriyet'ten, Costal'dan Hürriyet'ten gelerek Kumcağız'dan Gölyazı'ya Simenit Gölü'ne geliyor. Bu göllerde gördüğünüz gibi Amazonların yaşadığı yerler ve bunun dışında diğer alternatifler de var. Bu üç güzergahtan birinde şurada diğer alternatif ana yoldan geliyorsunuz. Çarşamba'dan girerek bu bölgeye uğrayarak termeye geliyorsunuz. Yine diğer bölge sahilden giden bir yolla var. Ve en sonunda da yine Yusuf Başkanımızın hep söylediği Samsun'un bir gemisiyle beraber Samsun'dan çıkıp Hürriyet İskelesi ve yine Gölyazı'daki iskeleye gelebiliyorsunuz. Evet, yine burada bu bölgede neler olduğunu anlatan, hazırlanan, uzmanlarca hazırlanan belgeler var. İşte birinci derece doğal sit alanı, yaban hayatı koruma alanı, milli parklar tarafından korunan alan, 203 tane kuş çeşidi ve göl soğanları, Macar ördeği, kadife ördek, hepsi burada yazıyor. Tıbbi bitki türleri hepsi var burada. Yine bu bölgede avantajları neler bu bölgenin? Bir kez bölge çok bakir. İki, ulaşım çok kolay. Deniz, hava, her şey açısından kolay. Doğal olarak tabii detaylarını daha sonra yine değerlendirilebilir. Ve ayrıca burada neler yapılabileceği arasında bir fikir jimnastiği yapıldı. İşte gördüğünüz gibi bizim ekiplerin, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hazırladığı bu şeyde trekking var, atlı doğa yürüyüşü var, yine burada kuş gözlemciliği, foto sefari, yaban hayatı gözlemciliği, botanik turizmi, bisiklet turizmi, tıbbi sülük üretimi, bunu unutmuştuk, evet, olta balıkçılığı, turizm amaçlı tesis. Yine bu bölgede her türlü canlının olabileceği doğal alanlar var. Ekolojik açıdan, ekolojik sistem açısından çok önemli. Su basar ormanları özellikle çok önemli. Ve doğanın içerisinde her türlü etkinliği yapabileceğiniz bir bölgemiz var. Burası uzakta değil. Burası Samsun'un parçası ve Samsun Türkiye'nin parçası. Umarım Terme, Samsun hep beraber Türkiye'de bir marka olur. Ve insanlar bu bölgeye gelirler. Ve biz bunlar için bu emeği sarf eden bütün ekipte olan arkadaşlara, başta tabii bu vizyonu ortaya koyan Yusuf Ziya Yılmaz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede Samsun Terme'yi keşfedecek. Terme keşfedilmeyi bekliyor, sizleri bekliyor. Evet, yine bu bölgede hazırlanan planlara göre bungalov evleri, ahşap küçük evlerde konaklama sağlanabilecek program. Yine hazırlanan diğer projeye göre de gölün içerisinde yüksekçe bir yerde panoramik bir restoran. Evet, bu da yine ekibin yaptığı projenin planı içerisinde olan, insanların bu bölgede gezmesini kolaylaştıran projeler. Evet, inşallah Terme keşfedilmeyi bekliyor demiştik. Keşfedilecek sizler tarafından ve Terme sizleri bekliyor. Değerli izleyiciler, Terme Belediye Başkanı'nın heyecan verici sunuşunu hep birlikte izledik. Şimdi tam bu noktada sormak istiyorum. O ekranda görmüş olduğunuz yer, olağanüstü güzellikteki Terme. Sevgili Başkan, kurulması planlanan termik santral buraya mı gidecek efendim? Maalesef şu güzelliği görüyorsunuz. Mavi, yeşil, iç içe olduğu, her şeyin doğal olduğu bu kadar güzel bir ortama, herhalde ben şöyle düşünüyorum. Bir termik santral
nereye kurulamaz dense ancak burası. Bu kadar burası seçilebilir. Evet. Yani bu kadar güzel olan bir şeyi geri döndürülemez bir şekilde bozmak hangi akla hizmettir anlamış değilim. Biz yatırıma karşı değiliz. Doğru yatırım doğru yerde doğru zamanda yapıldığı zaman sonuç verir. Ama biz bu kadar güzel bir doğa harikasını yok etmek için böyle bir girişime hayretlerle bakıyoruz ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Son durum nedir efendim bu konuda? Bize nasıl açıklar? Son durum ÇED raporu için başvuruldu ve çalışmalar devam ediyor. Biz de girişimlerini sürdürüyoruz. Ben aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Şirket yetkililerine buradan bir de kez daha seslenmek istiyorum. Yani biz bu kapkara kömür santralini burada istemiyoruz. Bu kara sevdadan vazgeçin. Biz doğamız içerisinde her zaman bahsettiğimiz bir şey var. Terme deyince akla 3T geliyor. Tarım, ticaret ve turizm. Bizde santral ihtiyacımız bölgede yok. Bir santral yapılacaksa uygun bir yere yapılsın. Ama Terme'de bizim kömürümüz yok. Neden burayı seçiyoruz? Bunun arkasında ne var? Artık bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu arada Samsun kamuoyuna da seslenmek istiyorum. Çok geç olmadan lütfen doğamıza sahip çıkalım. Terme'mize sahip çıkalım. Terme Samsun'un bir değeri. Doğa hepimizin bir değeri. Evet, enerjisiz bir kalkınma, kalkınmasız bir refah olmaz. Ama sürdürülebilir bir yaşamda ancak yaşanabilir bir çevrede olur. Biz enerji için çevreden vazgeçemeyiz. Biri yerine diğerini feda ederiz. Evet, enerjiye ihtiyacımız var ama yol bu yol değil. Yenilenebilir enerjileri kullanalım. Doğaya uygun enerjileri kullanalım. Biz burada 1 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Ben size söz veriyorum. Terme sayesinde Samsun 1 milyar değil 5 milyar dolarlık turizm geliri elde edebilir. Bu nedenle atacağımız yanlış adımdan vazgeçelim. Bu daha başlangıçta lütfen tekrar sesleniyorum. Hem bürokratlara hem hükümet yetkililerine hem de kamuoyuna ve vicdan sahibi şirket sahiplerine seslenmek istiyorum. Lütfen bu kara sevdadan vazgeçin. Biz yeşilimizle, doğamızla, mavimizle çok mutluyuz. Peki değerli izleyiciler, Şenol Kul'un bu söylemlerin üzerine bir şey eklemek çok zor görünüyor. Biz de gerçekten yenilenebilir enerjiler üzerinde durulmasının çok daha efektif olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda başkanın söylemlerinin dışında acaba sokakta Terme halkı bu konuyla ilgili neler söylüyor? Birazdan onu izleyeceğiz. Ben eski bir muhtar olarak termik santrale hayır diyorum. Köylerimizin durumu, ilçebellik durumu, hayvan durumu, insan sağlığına zararlı olduğunu göz önüne alıyoruz. Yani kömürle olduğu için çok bir zarar, büyük bir zarara uğrarmış. Yani insanlara ölüme mal olur. Terme'de böyle bir şeyin kurulmasına hayır diyorum. Terme'mizde yapılmak istenen termik santrale ki bu kömürle işleteceği söyleniyor. Biz Terme halkı olarak buna kesinlikle karşıyız. Her ne kadar bunu savunanlar, idareciler açısından savunanlar olsa da bu yörede biz yaşadığımız için, bunu havayı biz teneffüs edecek olduğumuz için Terme'mizin ekoloji dengesi olarak, sosyal dengesi olarak, insani olarak veyahut da bitkisel olarak diyelim tamamen çevreye zarar verecek bir konumda olduğu için biz buna tamamen karşıyız. Biz bunun karşısında sürekli duracağız. Terme olarak da birleştik, tamamen bu konuda birleştik, kenetleştik. Biz devamımızda haklıyız, bu devamımızı ebediyete kadar sürdüreceğiz. Bunun kurulmaması için elimizde her ne geliyorsa önce kanuni yollardan, gayrimeşruya sapmadan kanuni çerçeveler içerisinde hakkımızı arayacağız. Bu şeyin burada kurulmamasını istiyoruz biz. Bunun yerine başka türlü imkanlar var. Nedir işte güneş enerjisi ile yapılabilir. Rüzgar enerjisiyle yapılabilir ama biz bu kömürle yapılan santrale kesinlikle ve kesinlikle karşıyız. Biz bunun karşısında duracağız. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Biz santral yapılmasını istemiyoruz. Şiddete karşıyız.
kömürle çalışan bir santral, fındık bahçelerimiz var o tarafta, mısır tarlaları, çatıklık, zirai aletler hep biz istemiyoruz zaten yani. Ben eski ana ilçe başkanıydım, kamyoncular kooperatif, şimdi de galericiler dernek başkan yardımcısıyım. Kesinlikle böyle bir şeyi istemiyoruz yani. Termospor kulüp başkanı olarak biz Terme'de yapılacak olan bu santrala hayır diyoruz ve karşısındayız. Terme'de termik santralı kurulmasını istemiyoruz. Akşamlar değerli izleyiciler, Kavak'tayız. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu ve belediye meclis üyelerinin birlikte olduğu bir toplantıya biz de denk geldik. Şimdi İbrahim Sarıcıoğlu'nun
Kavak'la ilgili değerlendirmelerini istiyoruz hep birlikte. İlçelerin Sesi programından bütün vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri ekranları başından izleyen, takip eden gerek Samsun'daki, gerek Samsun dışındaki, yurt dışındaki bütün hemşerilerime Kavak'tan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Değerli hemşerilerimiz, kardeşlerim, henüz göreve başlayalı 6 ay oldu. Tabii çalışmalarımız dolu dolu hızla devam ediyor. Arkadaşlarımızla beraber, gerek teşkilatımız, gerek meclis üyelerimiz, gerekse vatandaşlarımızın katkıları, emekleri bizde çok fazla. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmemek adına hakikaten geceli gündüzlü kavağımızda çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ben müsaadelerinizle birkaç konuya değinmek istiyorum. Şimdi bugün sabah 9.30'da sanayici iş adamlarımızla, Kavak'taki sanayici iş adamlarımızla bir toplantı yaptık. Biliyorsunuz bizim birinci projemiz Kavak'ımızda istihdam. Yani istihdamın önünü açacak mekanizmanın da organize sanayi bölgesi olduğunu defalarca söylemiştim. Şimdi şu anda organize sanayi bölgesinde birinci etapta 38 tane parselimizin 16 tane parseli fabrika olarak hizmetlerine devam ediyor. 10 tane arsamızda da tahsis çalışmaları yine devam ediyor. Ve geri kalan 8-10 tane fabrikamızda hizmet aşamasında, yani bitme aşamasında, çok kısa zaman içerisinde, yani 5-6 ay içerisinde bu fabrikalarımızda bittiği zaman ciddi anlamda istihdamla ilgili sıkıntılarımız kısmen ortadan kalkmış olacak. İkinci etapla ilgili daha sonraki çalışmalarımızda 27 tane arsamız var orada. Onlarla ilgili çalışmalarımıza da başlayacağız. Bugün yapmış olduğumuz toplantı çok verimli geçti sanayicilerimizle. Onların problemlerini, bizden belediye olarak isteklerini istişare yaptık, görüştük. Şimdi şu anda organize sanayi bölgemizdeki fabrikalarda 550 tane kardeşimiz ekmek yiyor. Bütün sanayi çalışanlarımıza, sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Birinci etaptaki diğer arsalar yatırıma döndüğü zaman orada 1500 tane kardeşimiz iş sahibi olacak, istihdam elde edilmiş olacak. Bu da bir sene içerisinde inşallah diğer arsalarda bittiği zaman, fabrikaya dönüştüğü zaman 1000 kişilik daha bir istihdam sağlamış olacak ki bu da Kavak için çok önemli. Şimdi bir de tabii 1 Kasım Dünya Engelliler Günü biliyorsunuz. Bizim Kavak'ımızda da engellilerle ilgili bir okulumuz var. Burada 100 tane kardeşimize hizmet veriyoruz. Şimdi bundan sonraki çalışmalarımızda biz özellikle engelliler konusunda parke çalışmalarımızda, yol çalışmalarımızda engellilerin çok rahatlıkla orayı kullanabilmeleri şeklinde bir mekanizmayla çalışmalar yürütüyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum Sinan Bey. Bizim 6 aylık dönem içerisinde Kavak'ta 40 bin metrekare parke çalışması yapmışız. Ve şartlar müsait olduğu müddetçe, mevsim müsait olduğu müddetçe çalışmalarımız devam edecek. Kavak'ta, Kavak merkezden özellikle bahsetmek istiyorum. Parke çalışması olmamış bir tane yol bırakmayacağız. Ve daha sonra tabii köylerimizde de inşallah. Bir de ben yaşlarımızla alakalı bahsetmek istiyorum. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizle beraber tespit ettiğimiz Kavak'ımızda 30 tane yaşlı insanımız var, vatandaşımız var. Bu insanların bakıma, evde bakıma ihtiyaçları var. Evlatları Kavak dışında. Dolayısıyla biz belediye olarak bu büyüklerimizin hayır duasını almak mecburiyetinde hissettik kendimizi. Bununla ilgili bir proje hazırladık. Yılbaşından önce inşallah başlıyoruz. Bu kardeşlerimizin, büyüklerimizin evde her türlü bakımını, yemeğini, temizliğini, banyosunu, ne icap ediyorsa belediye olarak hepsini yapmaya biz
talip olduk. Ekranları başından bizi izleyen kardeşlerimizin de, vatandaşlarımızın da böyle yakınları varsa, bakıma muhtaçlarsa belediyemize gelip müracaat edebilirler. Sosyal tesislerle ilgili çalışmalarımız var. Birçok çalışma var. Ama sanıyorum biraz süre kısıtlı. Keşke daha uzun programlar yaparız sizlerle. Ama ben sadece bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Katkılarından, emeklerinden dolayı ve arkadaşlarımızla beraber onun ismini koymayı uygun gördüğümüz bir parkımız, şu anda sosyal tesisimiz devam ediyor. İddia ediyorum Samsun'daki en güzel park olacak burası. 12 bin metrekare alan üzerine sosyal donatısıyla, tesisiyle, spor alanlarıyla, yani hakikaten harika bir park olacak. Kavağımızda böyle bir sosyal tesise ihtiyacımız var idi. Bunu da önümüzdeki sene içerisinde inşallah Nisan-Mayıs ayı gibi mevsim şartları müsait olduğu müddetçe zaten çalışmalarımız orada devam edecek. Vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Kavak'ta daha anlatılacak şeyler çok. İnşallah uzun programlar yaparız sizlerle. Ben sadece şunu ifade etmek istiyorum. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla ciddi anlamda hizmet heyecanı ve aşkı yaşıyoruz. Bunu da zaten gözlerimizden hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Bütün hemşerilerimi, kardeşlerimi kucaklıyorum, selam gönderiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. İlçelerin Sesi programından mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Rezil Köprü'deyiz ve Belediye Başkanı İbrahim Sarkedis bizlerle birlikte. Şimdi Rezil Köprü ile ilgili son dönemlerdeki gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Hep birlikte onu izliyoruz şimdi. İlçelerin Sesi programından tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz ilçemiz Vezirköprü'de 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar yaklaşık 7 aylık bir süre zarfında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu tarihi ilçemiz, tarihi güzellikleriyle dolu ilçemizde bildiğiniz gibi 29 Eylül sabahı taşanımız, işletmesini yaptığımız taşanımızı kaybettik. Ciğerimiz yandı, içimiz yandı. Çok üzüldük. Yaklaşık 40 güne yakın, 35 güne yakın bir zaman geçmesine rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu burada kültür etkinliklerimizi topluma kazandırma anlamında bu çalışmalarımızı sürdürüyorduk. İnşallah önümüzdeki 12. ay itibariyle röleve ve restorasyon projeleri tamamlandıktan sonra çalışmalarımızı hızlandıracağız. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediyesi olarak da biz de katkılarımızı yaparak tekrar taşanı hayata geçirmeyi ve insanlarımıza kazandırmayı düşünüyoruz. Amacımız bu. Bizim buradaki sıkıntımız, buradaki üzüldüğümüz tek nokta kendi amaç ve emellerini bazı insanların alet ederek olayı farklı şekilde yansıtmaları. Biz yerel yönetim olarak insanlarımızın isteği doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Biz bunun peşindeyiz. Bu çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmek zorundayız. Tabii ilçede doğalgaz çalışmalarını sürdürüyoruz. Kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Biz seçime girerken bu çalışmaları yaptık. Amacımız Vezir Köprümüzün kazanması için idi. Ve bunda da başarılı olduk. Şu anda 8500'ü geçkin abonemiz doğalgaz kullanmaya başladı. Kanalizasyonumuz son aşamaya geldi. Ve bunun biten bölümlerinde de yol çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bir takım yerlerde hem Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyesi olarak biz de asfalt ve parke çalışmalarını tamamlıyoruz. Buradaki amacımız daha güzelini, daha iyisini yapmak. İlçemizi hak ettiği yere getirmek. Kültür merkezimiz bitti. Onun son aşamasındayız. İnşallah yılbaşına doğru açılışını yapıp insanlarımıza sunacağız.
Çünkü otel ve butik restorantımız, butik otelimiz ve restorantımız bu ayın 15'i gibi halkımızın hizmetine giriyor. Bunun da kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda elektrik ve doğalgaz bağlantılarını tamamlıyoruz. İç dekorasyonu ve dizaynı tamamlanmış oldu. Tabii ilçede ve diğer mahallelerimizde parklara ağırlık verdik. Şu ana kadar yaklaşık 15 parkı tamamladık. Bizim için park olmazsa olmazlarındandır. Çünkü sosyal birliğin, beraberliğin ve medeniyetinin buluştuğu yerler parklardır. Çocuklarımızın dışarılarda oynamasını, halkımızın dışarılarda oturmasını istemiyoruz. Biz Vezirköprü'de bugüne kadar Çamlık Parkı'ndan tutun da favori parklarımız, diğer parklarımıza kadar bunların çalışmalarını göreve başladığımız günden bugüne kadar park, sosyal tesisler ve oyun grupları bizim için olmazsa olmazlardan geliyor. Vezirköprümüzün insanlarımızın hizmetine sokmakta da bu çalışmalar bizim görevlerimizin arasında. Tabii diğer köylerimiz mahalle olduktan sonra, yerel seçimlerden sonra burada da ağırlık verdik parklara. İnşallah görevimizin sonuna kadar, 5 yılımızın sonuna kadar bu parklarımızı öbür bölgelerimizde de, öbür mahallelerimizde de tamamlayacağız. Kültür evlerimize ağırlık veriyoruz keza yine. Bunlar bizim için çok önemli konulardan biri. Her mahallede kültür evi şehir merkezinde olduğu gibi diğer mahallelerimize de yaymaya başladık bunu. Bu çalışmaların arasında bildiğiniz gibi Çaputlu mevkinde Vezir Su programımız vardı. 350 hektarlık Vezir Su mesire alanımızı şu anda büyütüyoruz. Burada yabani hayvanlardan mesire alanına salınmasına tutun da kır evlerine kadar yaklaşık 1070 dönüme kadar çıkaracağız bu çalışma alanımızı. İnşallah burada Vezir Köprümüz için büyük bir kazanım olacak. Barajın ve ormanın birleştiği bir alan. Bu sene büyük bir rağbet gördü halkımız tarafından. Yaklaşık şu anda 350 dönümünü çalıştırıyoruz. İnşallah önümüzdeki 2015 yılında da bu mesire alanına ağırlık vereceğiz. Tabii Şahinkaya Kanyonumuzun bu bölgenin turizm alanı ilan edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki altyapı projelerini hazırladık. Orta Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediye'miz ve Kültür Bakanlığımızla birlikte işbirliğine giderek buranın turizme açılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bu Şahinkaya Kanyonu Altınkaya Barajımızın üzerinde olup yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda bir bölge. İnşallah burada kazandığı zaman Vezir Su, Şahinkaya Kanyonu ve Kunduz bölgemiz, burada dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için büyük bir kazanım olacaktır. Kunduz bölgemizde Türkiye coğrafyasında bu bölgede nadir 4 ağaç, 4 mevsim olarak hem Kunduz'un kışı hem yaz olarak dağ turizmi bizim için büyük bir kazanç. İnşallah burada da Gençlik Spor Bakanlığımızın 120 yataklı kapasiteli yaklaşık 30 milyon TL'lik bir yatırım projesi var. Bunun da ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Eğer burayı da kısa bir zamanda tamamladığımızda 2015 yılı içerisinde burada Vezirköprü ilçemiz için biraz önce dediğimiz gibi bu alanlarda halkın ortak kullanım alanlarında büyük bir kazanım haline gelmiş olacak. Tabii bunlar Vezirköprü için yeter mi, yetmez. Biz diyoruz ki eğitim, biz diyoruz ki sosyal kültürel etkinlikler, biz diyoruz ki bütün spor aktivitelerinin Vezirköprü'de olması. Bugün defilelerden tutun, kültür etkinliklerin, Kültür Bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımızın su sporları. Bugün Van 100. Yıl Üniversitesi'ne müracaatımızı yaptık. Kano sporlarının Vezirköprü'de yapılmasını talep ediyoruz. Bugün Vezirof Spor Kulübümüz 2015 yılında off-road yarışlarının, off-road su sporlarının şampiyonasının Vezirköprü'de ilçemizde yapılması için TOSVE'de başvuruda bulundu. Eğer bunlar da biz önümüzdeki sürelerde gerçekleştirebiliyorsak Vezirköprü hak ettiği yere
emin adımlarla gelmektedir ve geliyor da. Bugün biz diğer ilçelerle mukayese ettiğimiz zaman tabii ki biz içeride olmamız, havalimanına uzak olmamız, deniz limanına uzak olmamız ve ile uzak olmamız bizim için kayıp değil. Aslında kazanç. Bizim tarım ve hayvancılık ilçemizde ön planda geliyor. Barajlarımız bitti. Ekonomimizde, tarım ekonomimizde ikili, üçlü ekime başladık. Bugün hayvancılık, keza yine derseniz yine öyle. Bugün hayvan pazarımız bölgede bir numara pazar olmaya başladı. Mezbanemiz, birinci sınıf mezbane başvurusunda bulunduk. Onun çalışmasını sürdürüyoruz. Ve Vezirköprü ilçemizde de bugün mezbaneyi de bir numaraya getirmeye çalışıyoruz. Onun çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun gibi çalışmalar Vezirköprü'nün güzel etkinliklerinde oluyor tabii ki. Eğer biz turizmi de bunu katarsak, tarım, hayvancılık ve turizm bizim Vezirköprü'nün önümüzdeki süreçte önünü açacaktır. Ve şu anda biz bunun belirtilerini görüyoruz. Bugün nüfusumuz her geçen gün yükseliyor. Şu anda 100 binin üzerindeyiz. 107 bin civarına yaklaştık. Resmi rakamlarımızda 104 bin civarında. Ama yaşayan insan olarak 107 bin olarak tahmin ediyoruz. Önceden böyle değildi. Bu her geçen gün düşüyordu. Geçen yılla bugün bu yıl arasında nüfus farklılığımız var. Ve her geçen gün nüfus göçü almaya başladık. Hem kırsal kesimimize hem şehir merkezimize. Tabii bu yapılan inşaatlardan tutun alınan ruhsatları kadar, alınan elektrik abonelerine kadar, alınan doğalgaz abonelerine kadar bütün hepsine fark ediyor. Bugün Fen Lisemiz, Kız Lisemiz, Anadolu Öğretmen Lisemiz, diğer liseler bugün komşu ilçelerimizin hiçbirinde yok. Komşu ilçelerimizde bugün biz nüfus oranına baktığımız zaman diğer ilçelerde nüfus kaybı var. Biz nüfus almaya başladık. Bu demek ki ekonomide de, ticarette de bir kıpırdanma var ki insanlarda bu talebi Vezirköprü'ye doğru yönlenmeye başlandı. Bu da bizim için çok büyük bir gelişme diye düşünüyorum. Yapacak çok işimiz var. Tabii Vezirköprü tarihi geçmişe sahip bir ilçe. Sadrazamlarıyla, paşalarıyla ünlü bir ilçe. Burada taşın altına elini sokmak insanlar için çok önemli. Lafla peynir gibisi yürümüyor. İcraat lazım. Taşın altına elinizi sokmak lazım. Biz tabii bunu elimizi değil gövdemizi koyduk. İnşallah görev süremizde Vezirköprü'de daha farklı sonuçlar alacağımızı biliyoruz, bekliyoruz. Bunda da hiç şüphemiz yok. İnşallah önümüzdeki süreç bizim için çok güzel olacak. Tabii bu yangındır, bu doğal afetler bizim için istemediğimiz hareketler, gelişmelerdir. İnşallah biz bunları aşıyoruz, aşacağız da. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Halkımızın da, insanlarımızın da bu konuda en ufak endişe etmemelerini talep ediyoruz. Önümüzdeki süreç bizim için çok önemli. Ben bütün izleyicilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah her şeyin en güzeli Vezirköprümüz için olacaktır diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.